Delikanlıyı hayatta en çok ne bozar biliyor musun Kürşat? Biliyorum tabii reis. Mesela sokakta kavga ederken etrafta ceket tutacak birinin olmaması bir delikanlıyı acayip bozar. Hadi lan zurna. Ben ondan mı bahsediyorum lan sana şimdi? Ha anladım reis, manita durumları. Yani al yanaklı, kiraz dudaklı, hostes engebeli de terk etseydi ben de acayip mahvolurdum. İyi de oğlum sen şimdi de mahvoldun lan zaten. Ver bakayım okları bana. Ver. Buyur reis. Reis atışacağız değil mi? Atışalım ha? Atışacağız tabii koçum. Şimdi mesela ben sana atacağım. Kiraz dudaklı, karpuz kafalı Kürşat Bey. Geç bakayım o tahtanın yanına. Ne olur Ahmet reis. Ne olur gözünün yağını seveyim reis. Hadi lan uzatma, geç o tahtanın yanına. Yani reis, yani hep gücüm bana yetiyor. Hostes yengeye yetmiyor değil mi? Kes lan sesini. Sanki ben terk ettim seni. Rahat dur lan. Ya bakamayacağım Allah'ım yarabbim. Bakamayacağım. Ah yandım reis Allah. Reis. Biraları aldım. Valla birada kampanya varmış. Büfeci 40 tanesi 45 biralara 5 tane de eşantiyon veriyor, iyi mi? Aferin lan. Fıstık filan da aldın mı bari? Ah. Bak onu unuttum, iyi mi? Hayır, hostes yengenin dükkanının önünden geçerken fıstıklar aklıma geldi ama büfeye girince unutmuşum işte. Ulan bak. Bundan sonra hostes yengenin dükkanının önünden geçerken aklına sadece ölmüş bir yakınını getireceksin. Anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı. Reis, Alper'i buraya alalım. Bak, hostes yengenin dükkanının önünden geçerken onu düşürmüş salak. Tamam lan, kapatın konuyu. Hadi herkes yerine otursun. Başla şunları. Hadi şerefe reis. İçelim, güzelleşelim. Ah ulan be. Tam her şeyi rayına oturttuk. Mekan sahibi de olduk. Ama bu arada hostesle de papaz olduk, iyi mi? Ama bunda senin bir suçun yok ki reis. Yok tabii oğlum. Bütün suç aynı dalda yan yana asılı duran iki hıyarda. Ama hıyarın esas en büyüğü benim ki size güvendim. Hadi neyse içelim, güzelleşelim reis. Vallahi be reis, aklında şerefine içeceğimiz bir sürü şey varken unutmadan içelim ha. Hadi içelim. Hadi şerefine. Ölmem mi beni taşlara vurun, tavuta kanım sürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün, aynı tabut içinde kardeşime götürün. Yanlış anlama yüzünden mutsuz olan insanların şerefine içerim. Şerefine abim, kültü gibi abi be. Sana bu dünyada kadın mı yok abi be? Bir tek senin emrinle var ya, giderim ameliyattan cüt kadın olur mu abi be? Yeter ki sen iste abim be. Hadi lan salak. Dünyanın bütün doktorları bir araya gelse, o kadar çalışsalar, çabalasalar, sen yine de hostes yenge kadar güzel olabilir misin? Ayy lan! Var ya çocuklar, benim için var ya, hostessiz bir hayat, ülkersiz çay saati gibidir. Var ya, şerefsizim kendimi 500 kere sıcak suya sokup çıkarılmış, sallama çay gibi hissediyorum ha. Ah be abim be, ah be güzel abim be. Senin gibi sallamam işte ya. Yapılır mı bu be? Sen ne diyorsun da oğlum ya? Sallama çayımda bir kalbi vardır lan icabında. Büyük bana abimizin şerefine be! Abi ben ne diyorum biliyor musun? Yani ben çok ciddiyim ha! Sen şimdi emret gideyim bir tane doktor yani yatağımdan kaldırayım cırt hemen kadın olayım abi. Ulan, senin için ha! Oğlum istemez dedik ya oğlum. Ama yine de bu ince düşüncenden dolayı seni öpeceğim. Öpeceğim ulan seni. Gel. Öp abim benim. Oh. 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 Çocuklar var ya, bazen size çok kızıyorum, çok bozuluyorum ama yine de hayatta en delikanlı arkadaşlarım sizlersiniz lan. Gel lan Kürşat. Bir daha öpeceğim lan seni. Öp abicim. Oh. Oh. Öbürünün işlerini. Oh. Oh. Yazıklar olsun be abi. Ne oldu lan? Hep onu öpüyorsun be. Hiç beni öpmüyorsun ya. Gücendim ya. Bu peynir çok güzelmiş. Yemeğini ben onun dükkanını bir daha satayım. İyi de Memnun. Biz bu peyniri zaten senin marketinden aldık. İsmail parasını vermişti. Şimdi utanmadan bir daha alıp aynı peyniri markette mi satacaksın? Aman tamam canım tamam. Ben bu peyniri İsmail'e burada da satarım nasıl olsa. Ya İsmail abi nerelerde? Bugün hiç görünmedim. Ha, çok işte akşam kalkamıyor tabii. Kardeşim içmesini bilmiyorsan içmeyeceksin değil mi? Heh. Vallahi benim bildiğim İsmail hiç böyle içmezdi. Bunlar hep senin yüzünden oluyor. Nereden çıktı şimdi durup dururken bu içki alemi? Vallahi ne bileyim ya. Yani İsmail içince dağıtıyor kardeşim. Hatta bir aralık bana uygunsuz tekliflerde de bulundu da ben kabul etmedim. Bu evde bozmadığınız hiçbir şey kalmamıştı zaten. Tebrik ederim. Sonunda kocamın terbiyesini de bozdum. Aman bunca yıllık kocanı sen tanıyamadıysan biz ne yapalım? Bak Memnun'u bugüne kadar hiçbirimiz sarhoş görmedik. Ha. Ay ya bu benim kafamın içi kazan gibi. Şişt, ne oldu bana ya? Ha? Müstahak sana müstahak. Kim dedi de git o kadar iç diye sana? Ay ya bu benim kafamın içi kazan gibi. Şişt, ne oldu bana ya? Ha? Müstahak sana müstahak. Kim dedi de git o kadar iç diye sana? Aa ben içmem ki. Sen nereden çıkartıyorsun böyle lafları? Ay. Ya sen şimdi dün gece sarhoş değil miydin İsmail? Değildim tabii. Peki niye o zaman Zeynep Zeynep diye bağırarak sandalyelere saldırıyordun? Ben öyle mi yaptım? Öyle yaptın tabii, hatırlamıyor musun? Ne hatırlamıyorum, ben şey hatırlıyorum. Ya ben dükkanda oturuyordum, şey geldi, Memnun geldi. Bir kadeh bir şey içelim dedi. Sonra bir kadeh bir... Sonra ne oldu İsmail abi? Sonra şey oldu, sonra bir kadeh... Sonra ben dükkandan hiç çıktım, hatırlamıyorum öyle dükkanım ben. Yani İsmail abi eve gelmedi. O zaman bu adam kim? Ne aptalsın kahveye, gelmemiş olur mu? Gelmiş ama çok sarhoşmuş, hatırlamıyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yakında bunların yuvaları da dağılır. Ha, ben biliyorum benim yuvam niye dağılacak. Ya peki ben o kafayla evin yolunu nasıl buldum peki? Ben olmasaydım, sen şimdi Konya Ovası'nda koyun otlatıyordun. Sırtında taşıdın merdivenlerde seni. Hadi be! Vallahi sen hiç beklemezdim Memnun. Aa, hiç beklemezmiş. Ya bugüne kadar ne kötülüğünü gördün İsmail? Ben öyle arkadaşlarımın kötü zamanda satacak arkadaş değilim. Heh, şimdi öyle arkadaşlık anlayın. Peki Memnun o sarhoş kafayla başka neler yaptık biz? Ne hiç ne yapacağız? Siz de şuradan buradan konuştuk. Baba İsmail, senin sarhoşluğun çok kötüymüş ha. Bana bak bundan sonra ısrar etme, vallahi senden içki içmem. Evet içme İsmail. İçmem tabii. Ha, aman yenge, aman yenge. Hiçbir İsmail'miş. O kadar yalvardım. Aman İsmail, gel eve gidelim. Yengemiz bekler dedim. Bırak. İzle, beklesin sabaha kadar. Ya demek öyle İsmail ha? Ya ben şöyle söylerim Zeynep. Aa. Şimdi söylemezsin tabii. İki kadeh içince maşallah kafanda ne varsa döktürüyorsun. Vallahi Zeynep ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam 2 gün sonra içip içip seni dövmeye bile başlar. Ha, hayır benim kocam öyle şey yapmaz. Yapmazsın değil mi İsmail? Yapar mıyım Zeynep? Çok güzel. Zeynep laf aramızda ama bu içki içince ne yaptığını bilmiyor. Ne demek laf aramızda lan? Gözümün içine baka baka lafı söylüyor musun? Laf aramızda diyor ya. Sen bunu söylediğine bakma. Bu abartıyor ya. Ne abartması be? Tabii ya. Ben ne kadar içersem içeyim ne yaptığımı bilirim. Peki niye hep durup beni öpüyordun o zaman? Öptü mü? Evet. O zaman ben ne yaptığımı bilmiyorum. Bak, sen taksiye kustuğunu da hatırlamıyorsun değil mi? Taksiyle mi geldik biz buraya? Tabii taksiyle geldik. Ha bana bak. Cebinde para eksikse heyecanlanma. Taksinin parasını ben vereceğim diye tutturdum çünkü. Ya, dur nereye kalıyorsun? Ben daha bir şey yemedim ki. Yiyecek bir şey kalmadı canım. Geç kaldım. Ya ben daha kahvaltı yemedim. Nereye götürüyorsun? Baba ne halin varsa gör. Kim dedi sana git de zıkkımdan gece diye? Ay kavga etmem böyle canım. Üzülüyor vallahi. Sadriye bırak karı koca arasına girmeyelim. Kendi aralarında halletsinler. Yahu Memnun her şey senin yüzünden oldu. Biraz arka çıksana bana. Aa iyi be. Niye? Sarhoş olan sen, suçlanacak olan ben. Yok be. Ah! Zavallılar. Dün gece çalışıp yorgun düştüler herhalde. Çalışırken uyumamak için de meşrubat içmişler. Neyse, şunları toplayayım da sonra depozitini alırız. Ay, sen kalkın. Gelen giden müşterilere karşı çok ayıp olur. Öpebilirsin abi. Ay. Öp be. Olur sonra verirsin. Kalk bakalım. Öp be. Gelin otur bakalım. Aferin. Ay. Lütfen. ben kaldım. Mesai başladı artık. Şöyle çalışıyormuş gibi. Mesainin şerefine. Şerefine. Al bakalım telefonu. Böyle. İşte böyle çalışıyormuş gibi. Mesainin şerefine. Hadi ben artık dükkana gideyim de geç kalmayayım. Hadi güle güle. Saat kaç oldu? Aa, benim saatim nerede? Dün akşam bana hediye ettin ya. Allah Allah Allah. Yok ben saatimi yerim. Yok dün akşam bütün sözü girip geçersin.